Gerçek Hayat Dergi sunar. Yusuf Kaplan Toplumun ruhunu yitirme tehlikesini dur deme mücadelesi. Bu toplumun bir ruhu vardı. İslam'ın sunduğu hem tarih yapmamızı, medeniyetler kurmamızı hem de insanlığa örnek olan bir adalet, merhamet ve hakkaniyet iklimi inşa etmemizi mümkün kılan bir ruhu vardı bu toplumun. Gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz batıdan. Şimdi bu ruhu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya, İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği uyum yasaları toplumun altını oyuyor. Kadına şiddeti, tecavüzü, çocuklara iğrenç cinsel saldırıları yok edebilecek, asgari düzeylere düşürebilecek yasaları bu ülke nasıl yapamaz? Aile konusuna tefessüh etmiş Avrupa'nın ruhunu yitirmiş, makineleşmiş, Batı'nın bize verebileceği hiçbir şey yok. Batı'da toplum çökmüş, değerler çözülmüş durumda. Toplumu güçlü sistemler inşa ederek korumaya çalışıyorlar. Sistem insanın önüne geçmiş durumda Batı'da. Sistem çökünce her şey bitecek. Toplum, değerler ve anlam haritaları konusunda Batı'dan alacağımız her şeyin toplumun temel yapılarını dinamitleyeceğini, ruhunu yok edeceğini şimdiye kadar göremediysek Allah akıl fikir versin diyorum sadece. Batılılardan aile, değerler ve anlam dünyası konusunda öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok. Gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz kendilerinden. Dünyada ruhu olan toplum kaldı mı? Dünyada ruhu olan, ruhunu koruyan toplum var mı? Kaldı mı? Ruslar geliyor olsa da Rus ruhu tarih oldu mesela. Alman ruhu azmanlaşmasının kurbanı oldu. İngiliz ruhu mu? o hiç olmadı zaten. Çin ruhu katlediliyor yarım asırdır ve vahşi kapitalizm tarafından. Osmanlı yaşarken dünyanın bir ruhu vardı. Dünyanın ruhu Osmanlıydı. Osmanlı dünyadan çekildi, dünyadan ruh da çekildi gitti. Türkiye'nin bir ruhu var mı peki? Bu yazıda bu sorunun izini süreceğim. Zihin ve anlam haritalarımızın arkeolojisini yaparak geleceğe projeksiyon yapmaya çalışacağım. Türkiye, tanzimatla yönünü Cumhuriyetle yörüngesini yitirdi. Türkiye'yi Türkiye'nin başına ne geldiğini, Türkiye'nin yaşadığı iki asırlık sürgit tırmanan, ağırlaşan, trajediyi görebilen, anlayabilen bir entelijansiyası yok bu ülkenin. Elbette ki iki asırlık modernleşme tarihimizin entelijansiyasından söz ediyorum burada. Kimse kendini kandırmasın. Bu toplumun ruhu yok edilemedi belki ama inkar edildi. Dünyada celladına aşık edilen tek toplum bu toplum. Ama bunu görecek ruhtan yoksun. Toplum başına ne geldiğini hissediyor ama aydın zihnen sömürgeleştiği için ne olup bittiğini anlayamayacak kadar epistemik kölelik illetiyle malul. Celladına aşık edildiğini görebilecek bütün melekeleri yok edildi toplumun. O yüzden dostunu düşmanını ayırt edemiyor. O yüzden azılı düşmanlarını dost bellemekte sakınca görmüyor. Düşmanları gibi düşünen, düşmanları gibi yaşayan, celladına aşık olan ama bunun farkında bile olmayan bir toplumun tarihin kırılma anlarında bunun bedelini çok ağır ödediğini tarih gösteriyor bize. Celladına aşık edildiği için dostunu düşmanını ayırt edemeyen bir toplum bunun faturasını her zaman ağır öder. Tarih buna tanıklık eder. Bosna Savaşı dostunu düşmanını karıştırmanın yol açtığı ürpertici travma ların yaşanmasıyla sonuçlandı. Bosnalıların çoğu Sırpların, Hırvatların kendilerini katledeceklerine, iğrenç katliamlar yapacaklarına inanmıyorlar. Bu tür söylemleri dillendiren insanları komplocu olmakla itham ediyorlardı. Ama Bosna'da yaşanan soykırım, celladına aşık olan, ruhunu yitiren, dostunu düşmanına ayırt edemeyen Bosna halkına yüzyılın en ağır faturalarından birini ödetti. Bir toplumu ayakta tutan güç sahip olduğu ruhudur yaşayan, diri ve diriltici bir ruha sahip olmasıdır. Bir ruhu olan, daha doğrusu bir ruhu olduğunu bilen ve o ruhla nefes alıp veren bir toplum gücünü de, zaaflarını da iyi bilir. O yüzden düşmez. Kimi zaman tökezlese bile düşmez. Bir ruhu olduğunu bilmesi Ruhunu bilmesi, ruhuyla nefes alıp vermesi, düşmesine izin vermez toplumun. Böyle bir toplumun tökezlemesi, toparlanıp kendine gelmesi ve daha muhkem bir kuvvete erişmesi için bir imkan işlevi görür. Ruhsuz bir toplum, ruhunu yitiren ama ruhunu yitirdiğini bile bilemeyen bir toplum yaşasa da ölüdür gerçekte yaşayan ölü. Tanzimatla yönünü, cumhuriyetle yörüngesini yitirdi bu toplum. Yönünü ve yörüngesini yitiren bir toplumun ruhunu da yitirmesine yol açacak zihni ve ahlaki bir savrulma yaşaması mukadderdir. Siyaset araçtır, hakikat amaç. Yaşadıklarımızı siyaset üzerinden anlayamayız. Toplumun ruhunu yitirme tehlikesini anlamaya siyasetin dar ontolojisi izin vermez. Siyaset araçtır, hakikat amaç. Hakikat yegane ölçümüz ve ölçütümüz. Toplumun ruhunu canlı tutabilmenin tek yolu var. Medeniyet iddiasını, hakikat tasavvurunu adım adım mimariye, eğitime, medyaya, kültüre, sanata, hayatın her alanına nakşedecek fikir oluş ve varoluş çilesi çekecek öncüler yetiştirmek. Yani siyaseti hakikate göre yapmak, hakikati yani amaçları siyasete yani araçlara kurban etmemek. Bunu başarmak, bu toplumun ruhunu kurtarmak demek. Dünyanın yeniden ruha kavuşabilmesinin yolu da, bu toplumun dünyaya ruh verecek hayatiyetine kavuşmasının yolu da, her hal ve şartta hakikatin bayrağını yere düşürmeme mücadelesi vermemizden geçiyor. Asıl olan hakikat, Gerisi teferruat ve selam. Gerçek Hayat Dergi sundu.